aç, geçmişini silemezsin. 1998'de hayatımıza girdin. Talihim yok, bahtım kara demiştin. Klibe bağlamayla başlayıp akustik gitarla devam etmeni hiçbir zaman anlayamadım. Söylüyordun ki hepimize kendi talihsizliğimizi düşündürtmüştün. Gitar çalarken sanki heavy metal solosu atarmış gibi kafanı sallamandan bile ibret almıştık. Ölen var mı benim gibi? Bahtının talihsizliğinden dem vururken şehvetle hallenmeni hatırlıyoruz. Gitmez ki başımdan atan, ben bu derdi kime satın, endamın yeter. Ya herkesin diline dolanan endamın yeter şarkısına ve klibine ne demeli? Klip boyunca duvarlara sürtünmen, perili köşkün hayaleti gibi bembeyaz koridorda hallenmen bizi ne derinden etkilemişti. Bu şarkıyı sevmeyen var mı aranızda? Yoktur değil mi? Endamın yeter. Nasıl bir şarkı? Nasıl? Bunun hepsini sen mi yaptın bu şarkını? Evet, hiçbir yerden araklamadın mı? Yani atmosferde dolaşan böyle bir melodi vardı ve onu sen mi buldun? Sen mi icat ettin? Sen mi yarattın? Nasıl yaptın bunu ya? Aslında kıskanılacak yani, bir şey yani bu. Aslında ben bunu bir söylemiştim ama belki bilmeyenler için söyleyeyim. Gerçekten şaka gibi ama düşümde, rüyamda yani bu şarkıyı birisi söyledi bana yani. Birisi sana söyledi. Evet, birisi söyledi. Rüyamda yaptım yani. Ben yapmamış nasıl olabilirim yani. Nasıl bir sakallı falan mı? Yok, bayağı güzel bir kadın sesiydi hatta. Güzel bir kadın sesiydi. Rüyanda bir kadın geldi. Evet. Sana endamın yeter diye. Evet. Yani böyle. Yani bu da kadını sevmiyor. Rüyasına kadın giriyor. Hepimizin rüyasına yaşlı yaşlı adamlar girer. Bunun rüyasına kadın giriyor. Benim rüyalarıma hep senin gibi tipler giriyor işte. Aksakallı. Bunun rüyasına kadın giriyor ve kadın buna endamın yeter diye şarkı söylüyor birader. O da diyor ki tamam anladım. Sağ olasın İntibat Örneğin. Ben bunu şarkı da yaparım diyerekten. Çok acayip şey. Biliyor musunuz o şarkıyı? Tabii ki. Söylesene biraz. Ben yani sesime güvenmiyorum. Siz? Endamın yeter. Yok mu sizde? Sizde var mı efendim? Ya ben oyunda da şarkı söylüyorum ama sesim öyle lütfen, çok boşa değil. Lütfen bir dener misiniz benim için? Ya kötü bir sesim var ama söyleyebilirim. Oyuncuyum sonuçta her şekilde her şeyi. Güzelliğin yeter. Ay çok teşekkür ederim. Dilberay abla, şu endamın yeteri bir söylesene ne olur. Sözleri falan bilmiyorum ama. Kırak söyleyecek, hatırlatacaksan. Benim yerime sen söyle hemşerim. Benim yerime sen söyle kardeşim. Söyle ya, ya o zaten söylüyor, ben senin sesinden çok merak ediyorum. Söylesene Kıraç Bey. Bilmiyorum. Endamın yeter, gözlerin yeter. Uğramasın sana, ne hüzün ne de keder. Kalbim senden vazgeçmeyecek. Korkma içimde, aşkın hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hep seni sevecek. Gönlüm senden vazgeçmeyecek. Korkma içimde, aşkın hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hep seni sevecek. Ablam için söyledim ama. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Gözlerinden öperim canım evladım canım. Eyvallah. Kardeşim mi diyeyim, çok evladım mı diyeyim, hemşerim mi diyeyim? Evet. Ne evet. Dersen diyeyim yani. Ya Dilberay abla, sen hakkında bir dedikodu çıkacak diye mi korkuyorsun?
Bana kardeşim, canım, çocuğum, yani bizi al kucağına salla o zaman. Zaten bu kart herifle ben de kartım. İkimiz de kartız. Ya. Bu herifin de ne olduğu belli. Yani bizi ne olacak yani? O zaman cevabını bekle vereyim. Her ana, her kadın anadır. Onu da bir kadın doğurdu. Güzel. Ona oğlum diyorsam ben anayım. Güzel. Sana da oğlum diyebilirim. Anayım çünkü ben. Yani kadınlar hep cazip gözlerle görülmeyecek. Bir de ana gözüyle görülecek. Güzel. O benim evladım. Onu da bir kadın doğurdu. Ya bu nereden senin evladın oluyor? Kaç yaşında sen adam? Sen de bir kadın doğurdu. Sen de evladımsın. Ya ne acayip şarkı değil mi? Çok güzel gerçekten. Ya bu aşık olanı filan yerin dibine gömer yani. Ocağı yani sövündü. Bunu dinlediği anda böyle bir aşk belasındaysa. Ocağı sövündü ocağı. Böyle vallahi öyle manitası filan gitmişse bir adamsa bu manitası filan gitmişse bu böyle yerin dibine geçer yani. Çıkaramazsın yani kuyulardan çıkaramazsın. Allah esirgesin. Sen hala diyorsun ki bana bunu bir... Huri geldi. Bırak numarayı, bırak. Neyse, devam. Gönül isimli şarkını da hatırlıyoruz. Tek başına yapamazsın derken ki... Ama ne olduğunu şimdi söyleyemeyiz. Tek başına yapamazsın. Git. Arkadaşlar orayı tekrar hazırlayabiliyorsanız hazırlayın. Böyle. Şimdi ben artık evliyim. Benden olmaz. Ama siz gidersiniz. Manita der ki işte ben tam emin değilim. Bir süre vakit istiyorum. Düşünüp taşınmak istiyorum falan. Tek başına. Yani şu hareketi yapıp da alıkoymayacağınız manita yok. Şimdi bu harekete çalışacağız. Görelim. Ama ne olduğunu şimdi söyleyemeyiz. Tek başına yapamazsın. Gitarın bağlı olduğu ipten kurtulup düşüyordu. Dur. Çok eğlen. Bir açılımdır bu. Yıllarca Mustafa Sandal'la büyümüş olan bir nesle kıraç açılımı. Gerçekten anlamlı bir yani. Onun arabası var falan diye böyle. Ya da Serdar Ortaç'la büyüdü bu çocuklar. Tarkan'la büyüdü. Tarkan'la büyüdü. Anlamadığımız hareketler. Toz çıkarıyor böyle filan böyle. filan bunlarla büyümüş bir gençliğe bir erkek böyle hiç kıvırtmadan, böyle toz çıkarmadan, bilmem ne yapmadan, böyle hani şey yapmadan, kendini bozmadan ve de manitaya da kendini fazla bozmadan. Yani manita gitmesin istiyor ama tek başına yapamazsın. İşi bitiriyor. Sert çocuk. Devam. Tek başına yapamazsın. Gitarın bağlı olduğu ipten kurtulup düşüyordu. Sense sanki arabaya fabrikada fren koymayı unutmuşlar gibi arkana hüzünle bakıp yoluna devam ediyordu. Kaçamazsın, tek başına yapamazsın. Çocukluğumuzda hepimiz ellerimizi bırakıp bisiklet kullanmıştık. Ama elleri bırakıp ayağa kalkarak araba kullanmayı bize sen öğrettin. Trafik canavarı olmayı bize sen öğrettin. Yemin etme, tutamazsın. Yüz çevirsen duramazsın bu yerlerden. Hepimiz o klibi izledikten sonra ıssız yolda senin gibi seksi soyunmak istedik. İşte hazır mesajını bu kadar net vermek istedik. Ama senin atletli halin gibi hiç olmadı. Gidiyorum. Ya bak kral sana bayılıyorum ama kim olmak istemem biliyor musun? Senin karın ya da senin kardeşin olmak istemem. Yani adam mesela
Gitar gidiyor. Aha, gitar gidiyor. Araba ya, arabayı bırakayım ama frene de basmadan bırakayım. Bir ayağa kalkayım şöyle, sonra ineyim, araba kendisi gitsin filan. Yani bu kendisinden hiç taviz vermiyor. Sonra o nedir? Biz onu en son kimde gördük? Jennifer Lopez miydi neydi? Hani suya gidiyordu tamamen soyunarak filan. Beni aşar abi o. Bir anlamıyorum. Değil, hayır hayır. Oo, hiçbiriniz hatırlamıyor. Daha doğmamıştınız. Jennifer Lopez vardı. Değil mi? O değil miydi? Hani soyuna soyuna şeye gidiyor. Niye soyunuyorsun? Ya birisi mi şey mi dediler sana? Omuzların mı güzel dedi birisi? Ben bilmiyorum yani, nedir bu sürekli? Yok ya, cılızmışım, o kadar da şey değil. Ha o zaman cılızdın, şimdi daha böyle şeysin. Ben olsam şimdi açarım. Mesela yani bu askılar maskılar filan, gözlük mözlük filan. Mesela ben senin nasıl kahvaltıya geldiğini çok merak ediyorum sabahleyin. Vallahi bayağı salaş geliyorum yani hiç. Gözlük yok mu kahvaltıya? Hiç. Çok değişmişim ya. Ya kendimi gerçekten uzun zamandır bu klipleri izlemiyorum. Bayağı değişmişim ya. Yaşlanmışım ya. Nerede yaşlanmışsın be? Vallahi yaşlanmışım. Öyle bir şey yok. Mesela böyle bir adam sabah kahvaltıya da öyle gelir. Gözlükler mözlükler. Çoluk çocuk kadın. Ha, siz miydiniz ya? Yine dün gece yine bu evde mi kaldınız siz ya? Böyle bir adam ama böyle bir karizma. Ve bunda samimi yani. Samimi öyle sonradan uydurulmuş bir şey değil yani. Öyle doğmuş adam. Devam. İstedik. Ama senin atletli halin gibi hiç olmadı. Gidiyorum klibinde güzelim saçlarına kıyılmış halini gördük. Şimdiki karizmatik Kıraş'tan ziyade Çeli'ye benziyordun. Gidiyorum buralardan, tüm rüzgarlar senin olsun benden ayrı. Rüyalanmak temalı psychedelic klibin Dağların Kadını'nı da biliyoruz. Sen dağların kadını, söyle bunlar bana devamı. Mahsun Kırmızıgül'den esinlendiğini aşikar olan bakışına tav olmuştu. Kıraç, geçmişini silemezsin.